Sayın seyirciler, güreşlüke.net forumumuzun hazırladığı SmackDown Live değerlendirme radyomuza hoş geldiniz. Bugün yanımızda Buğra Gür, Mehmet Dinler var. Yönetmen koltuğumuzda Numan İnci bulunuyor. Hepiniz hoş geldiniz beyler. Hoş gördük. Hoş bulduk. Evet. Numan'a da gerçekten emekleri için, radyonun arkasındaki sessiz adam olduğu için. Yani gönüllerimizin Hall of Famer'ı olduğu için kendisine çok forum, teşekkür ediyoruz. Bu forumun büyümesinin sebebi olduğu için. Kardeşim sen neler diyorsun? Tabii ki öyle. Evet. Numan İnci, saygılar, sevgiler kardeşim. Burada bizi duysa da cevap veremeyen adam. Kendine iyi bak. SmackDown Live. SmackDown Live demeden önce gündeme bomba gibi düşen bir haber konusunda sizin fikirlerinizi almak istiyorum. James Ellsworth. James Ellsworth bir sene önce Mehmet Dinler'in yorumuyla Kane demişim özür dilerim. Edge ve Undertaker'la aynı ringde bulunan James Ellsworth bugün WWE.com'un yaptığı açıklamayla serbest bırakıldı. Evet, Buğra Gür, ne düşünüyorsun? Bunu Instagram'dan paylaşayım. Güzel oldu bu. Ha, güzel olan James Ellsworth'un olması değil. Ya bir kere köpekler havladı diye atlar ölmez kardeşim. James Ellsworth'u kovanlar hesap verecek, hesap. Bu da böyle bilinsin. James Ellsworth'un ruhunu yaşat. Ya bir kere AJ Styles'a kariyeri boyunca hiç yenilmemiş bir adamdan bahsediyoruz. Böyle kutsal başka güreşçi var mı ya? Yenildi. Yenildi en son. Yenildi. Yani temiz yenilmedi kardeşim. Tertemiz yenildi. Yani. Kardeşim Dean Ambrose psikolojik olarak etkiledi maçı. Sen bu etmenleri göz önünde bulundurmuyorsun ama. Pardon. Yani o maçta pardon. Ben onu gözden kaçırdım. Pardon. Haklısın. Teşekkür ederim. Undefeated. Undisputed. AJ Styles'e yenilmeyen adam ya. Ya AJ Styles'a yenilmeyen bir Brock Lesnar olacak işte. Bir de James Ellsworth. Düşünün. Adamın kutsallık seviyesinde. Hangi level'da yani? Bence kovulması da enteresan çünkü daha uzun süre değerlendirilebilirdi diye düşünüyorum. Yani feministler daha uzun süre pohpohlanabilirdi bence. Muhtemelen kendi isteğiyle ayrıldı ya hani. Ya şimdi ben de o kadar kırbaç yesem ben de ayrılırdım yani, yalan yok. Yok ya, bu bir entertainment işi. Bu bir James Ellsworth'un yaptığı da wrestler özelliğinde bir senaryoda bulunmak değil zaten. Bir entertainer. James Ellsworth WWE'ye gelmeden önce bir wrestler'dı ama yani hani entertainer ya, değildi. Ya orası öyledir. Yani ama sen şimdi bu adamı 205 live'a mı geçecek mi? Hayır, zaten söylüyorsun bu, yani. Hayır, bu da olmayacağı için zaten kendisi muhtemelen ayrılmayı talep etti diye düşünüyorum. Valla bence çok eğlenceli olabilirdi. Bilmiyorum ama. Bence de 205 yani live'a keşke geçişi devam etseydi ama. Ne yapalım artık? Unutulmayacaksın diyorum ben kendisine. Evet. Ben kendisinin indilerde çok başarılı olacağını ve bir gün Bullet Club'a kadar yükseleceğini düşünüyorum. SmackDown Live konuşmamıza devam edelim şimdi. Daha doğrusu başlayalım devam etmeden ziyade. Evet, şovu Shane McMahon arka alanda tüm güreşçileri toplamış bir şekilde başlıyor. Bunlar parti yapıyor işte, hazır ya, partiden ziyade biraz daha şey, ne derler ona? Toplantı, hani Rav gelebilir, dikkatli olun falan diye böyle sımsıkı şey yapmışlar. İşte birkaç güreşçi arasında şeyler dönüyor. Mesela Becky Lynch'e dönülüyor. Asuka var, sen ne yaparsın falan diyor. Becky şey diyor. Asuka Alexa fark etmez. Becky Koya raf etmez diyor kısaca. İşte evet. Bunun gibi sürekli böyle şeyler dediğini söylüyorsun radyolarda. YouTube yorumlarında da bunlara şahit oluyorum. Gerçekten öyle mi diyorlar Fatih abi diye sana sormuşlar. Gerçekten öyle mi diyorlar Fatih? Yani Türkçesi tam bu olmayabilir. Ha evet. Evet, işte ondan sonra Corbin ve Sin Cara yüzleşmesinden bahsediliyor. Bu akşam USC maçı olacak bildiğiniz üzere, Birleşik Devletler kemeri maçı. En sonunda işte Triple H, onların Triple H'i varsa bizim de John Cena'mız var diyor. Herkes bu sırada böyle dü bekliyor ama yok, John Cena yok ortada. Sonra New Day, SmackDown Rocks. Ya şey var ya bunların. SmackDown Rocks.
falan yapıyorlar işte böyle. Millet coşuyor falan. Bu segmentle ilgili bir yorum yapamayacağız çünkü Gür yine bir şeyler yapıyorsun. Ne yapıyorum ya? Önümdeki peçeteye uzandım. Sesi o kadar net mi geliyor? Sesi neyden yapıldıysa artık. Kusura bakmayın, evet. Mikrofon evet. Takılı ya. Segmentle ilgili bir yorum yap. Yani gecenin sonuna bize yani hazırlayan segment oldu. Ben gördüğüm zaman direkt aha olay var olay Bilgehan Demir'in deyişiyle olay var olay dedim yani içimden. Evet. Sonra ringe dönüyoruz ve ring içi dönüşünü gerçekleştiren isim, ring içi yanlış bir tabir oldu galiba. SmackDown'a dönüşünü gerçekleştiren isim Daniel Bryan oluyor. Daniel Bryan diyor işte ben barış için gittim ama onlar bana bunu yaptı falan diyor. İşte ondan sonra biz SD'liyiz aslanım, bizde R yok falan yapıyor. Bunu da Türkçesi tam olarak bu değil. Evet. Bu tarz demeçler veriyor. Stephanie McMahon'a falan giydiriyor. En son AJ Styles'ı çağırıyor. Anons ediyor işte WWE şampiyonu AJ Styles falan diyor. Ondan sonra AJ Styles kemer tauntuyla beraber geliyor. Tam konuşacakken böyle Daniel Bryan onu susturuyor. Diyor ki bir gecelik diyor senin advocate'ın olmamı ister misin diyor. Yani savunucun, avukatın olmamı ister misin diyor. AJ Styles da tabii buyur diyor. Daniel Bryan Paul Heyman'ın birebir taklidini yapıyor. Reigning, defending, undisputing, WWE champion, AJ Styles falan yapıyor yani böyle. Devamında sesim mi kesiliyor? Hayır. Tamam. Sadece sen de kesiliyor o zaman. Devam ediyorum. AJ Styles Brian'ı en son durduruyor. Diyor ki yani tamam diyor ben konuşabilirim diyor. Diyor ki ben burada Lesnar'a müthiş bir gönderme var. Ben Lesnar değilim falan yapıyor işte böyle. Yani oraları geçiyorum çok ayrıntılı şeyler olduğu için. AJ Styles sonunda şey diyor işte burası en iyi şov, A şovu burası ve burayı da ben inşa ettim diyor. Ve segment sonlanıyor. AJ Styles'ın Lesnar hakkında kestiği prom hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu bir. Road Survivor serisi yani Survivor serisi giden yolda AJ Styles'ı mı daha üstün buldunuz? Brock Lesnar'ı mı daha üstün buldunuz? Bu iki. Daniel Bryan'ın Paul Heyman taklidi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu üç. Uğur Aygür söz sende. Ya öncelikle birinci soruyu tekrar alabilir miyim? Birinci soru bu segment hakkında ne düşünüyorsunuz yani? Bu segment yani hakkında gerçekten güzel kurgulanmış ve bundan sonraki segmentlerin de AJ Styles Brock Lesnar maçının senaryosunu güçlendirmek için yapılmış olduğunu gördük. Neydi bu? Mesela bir championship savaşları izledik bundan sonraki maçlarda. TTC ortadaydı. Women's kemeri ortadaydı. Aynı şekilde USC ortadaydı. Ne oldu? Burada SmackDown Booker ekibi biz sıvadık ama sıvadığımızı dökebiliriz diye bir mesaj verdi bize. Böylece AJ Styles, Brock Lesnar maçının feudunun senaryosunu bir manada Mehmet Dinler'in geçen hafta söylediği WWE Championship, Universal Championship maçına çevirmiş gibi göründü. Açıkçası ben ikna oldum. Onun dışında ikinci soruyu alayım. İkinci sorumuz Survivor serisi giden yolda Lesnar'ı mı daha üstün buldunuz? Yani ben ikisini de üstün bulamadım. Çünkü ikisinden de hiçbir şey anlamadım. Bu bir haftalık bir feud. Hatta bir haftalık değil 6 günlük bir feud. 6 günlük bir feud'un ne kadar kanaat getirilebilirse o kadar kanaat getirmeye çalışıyorum ve bu konuda hiçbir fikrim yok. Evet. Daniel Bryan'ın Paul Heyman hakkındaki taklidi hakkında ne diyorsun? Çok başarılı. Daniel Bryan gerçekten hem ring içi hem mikrofon performansı hem senaryoyu yaşatma hem de insanlara hitap geri dönüşlerini alma yani ne diyoruz biz ona tepkilerini tepkimelerini alabilme seyirciden atmosferi kontrol edebilme bu konularda Daniel Bryan gerçekten ustalık dönemini yaşıyor ve ustalık döneminde de güreşemiyor olması bir hayli üzücü.
Bu arada dinler, sana söz vermeden önce şöyle de bir şey söyleyeyim. Foruma girdiğimiz haberde Paul Heyman Daniel Bryan'a dün gece cevap verdi. Daniel Bryan'a beni pohpohlayan taklidi için teşekkürler. Ben daha önce seni taklit etmek için hiç mecbur kalmadım ama neden sen olmak isteyeyim ki? Ayrıca itiraf etmeliyim ki içimde sana karşı saygıdan başka hiçbir şey yok. Dipnot, ondan da az bir şey kaldı zaten. Diğer bir tweetinde de bir temsilcinin görevi izleyenleri çevirip çevirmekle beraber müşterisi acımasızca ve tartışmasızca doğruları söylemektir. AJ Styles Daniel Bryan tarafından yanıltılmıştır. Ben hala AJ Styles'i beğenmeye ve takdir etmeye devam edeceğim. Ayrıca hala Brock Lesnar'ın onu darmadağın edeceği maçı da sabırsızlıkla beklemekteyim. Dün gece attığı iki tweetle Daniel Bryan'ın söylediklerine cevap vermiş Paul Heyman. Evet, Mehmet dinler. Senin genel olarak görüşlerini alalım. Ya birincisi Heyman gerçekten hani muazzam bir adam yani. Hakikaten muazzam bir adam. Neyse. Ya ben segmenti beğendim. Açılış segmentiyle birlikte bunu da çok beğendim ki çok uzun zamandır ilk defa Daniel Bryan içeren bir şeyi beğeniyorum. Sürpriz oldu. Ya onun dışında diğer hani soru gidelim. Soru neydi? Segment hakkında genel yorum. Yani gayet güzel segmentti ve hani AJ Styles'ın hani bu show aksiyona girmeyeceği belliydi. Bu tarz bir şekilde hani geçelim ve hani Lesnar'a karşı gösterelim segmentiydi. Bence çok da işe yaradı yani. Hani seni yeneceğim, seni ezeceğim. Lesnar sen kimsin? Her zaman gördüğümüz şeyler ve bunu söyleyenler genelde patates oluyor Lesnar'ın karşısında. Hani bu sefer biraz farklı bir şey gördük. Bence okeydi yani. Hani ben çok sevdim segmenti. Bakınız Randy Orton'un seni Viper bile göndereceğim demesi. İçim acıyor, hala yapma. Neyse. AJ'yi mi yoksa Lesnar'ı mı üstün görüyorum? Yani Lesnar'ı bir kere görmüyorum. Hani onu geç. Hani görmüyorsun yani. Yani AJ'yi daha çok üstün görüyorum ama tabii ki kaybedecek. Yani hani Lesnar kaybetmeyecek. Bu artık 2 kere 2 4 yani. Hani yani ben hakikaten o konuşma diyoruz ama yani Randy Orton finali gibi bir şey de hani olsa hiç şaşırmayacağım burada. Neyse. Başka bir tane daha soru vardı sanki. Daniel Bryan'ın bu taklidini nasıl buldun? Onu cevapladın zaten. Yani iyi yani, showman olabilir mi şöyle şey? WWE'den ayrılacağım da Raw'a gideceğim de New Japan'a gideceğim de güreşeceğim diye takılmasın. Gitsin şeyin bacanağının yanına Hollywood'a. Takılsın orada rahat rahat. Yakışır ona. Bacanağı ona iyi film de ayarları. Yakışır ona ya. Bu arada bilmeyenler için şöyle bir dipnot geçelim. Daniel Bryan'ın bacanağı John Cena'dır. Bunu da belirttikten sonra şimdi sıradaki segmente geçiyoruz. Birleşik Devletler Kemeri. United States Championship. Baron Corbin ile Sin Cara arasında geçiyor maç. Sin Cara'nın borçsuz yaptığı nadir maçlardan biri. Gerçekten çok üstün. Ring içi olarak da gayet etkileyici. Sonra Corbin biraz şeye bağladı artık. Bu şey geyikleri vardır ya, dinler bilirsin sen. Sina Vince Lol, Orton Vince Lol. O geyikler vardır ya. Corbin oraya bağladı. Dayağı yedi 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 yedi. Sin Cara üstüne koşarken bir tane end of days yaptı. Tuş yaptı. Bu kadar maç. Kemeri de Baron Corbin korudu ve The Miz karşısında Baron Corbin'i göreceğiz. Şimdi ortalığı alevlendirecek soruyu soruyorum. 1. Bu maçın genel aurasını nasıl buldunuz? 2. Numan bak burayı iyi dinle. Şimdi kapışacaklar. Bu segmentte The Miz'i mi daha üstün görüyorsunuz, Baron Corbin'i? Evet, ben patlamış mısırımı aldım, geriye çekiliyorum. Mehmet dinler. Baron Corbin'i üstün görüyorum. Yani, haydi bakalım. Bu çok net. Yani çünkü şöyle bir şey var. Yani Miz çıkarı olmayan hiçbir şeyi kazanmaz. Hiçbir maçı kazanmaz çıkarı olmadığı takdirde. Hani ortada kemer mi var, para mı var, ne var ortada? Niye kazansın ki? Rov'a olan aidiyeti yüzünden mi? Bakın ben dün bu konu hakkında yazı yazdım. Yani hani kazanmasına ne gerek var ki? Hani yani Baron Corbin'in ise kazanmasına gerek var. Çünkü kendisini kanıtlaması gerekiyor. Miz'in kendisini kanıtlamasına gerek yok Intercontinental Champion olarak. Zaten hani bu tarihin en iyi Intercontinental Şampiyonu olmak üzere zaten hani.
iki kemer kaldı rekoru kırmasına ve kıracak kariyeri bitmeden. Yani 1-2 yıl içinde o rekoru da kıracak yani. Bu çok açık. Yani Raw takımıyla ilgilendiğini hiç zannetmiyorum. Yani Miz o maça bir kazanma derdiyle çıkmayacak. Ha tamam Baron Corbin hani karısına, doğmamış kızına bir sürü laf söyledi. Tamam, kapıştılar. Eyvallah. Tamam. Yani ama ya benim bildiğim Miz bu maça kazanma gayesiyle çıkmaz yani. O yüzden Corbin'i üstün görüyorum. Corbin kazanacaktır da zaten. Neyse. Maçı da ya Sin Cara'nın performansını cidden çok iyi buldum. Ama şey yani bu şey mevzu da hani botsuz Sin Cara maçı mevzu da bir 4-5 yıl önce de kalmadı mı yani? Şey maskenin altındaki değiştiğinden beri gayet botsuz güreşiyor adam. Maskenin altındaki de Huniko bu arada. Evet. Yani Mystico gittiğinden beri hani gayet zaten doğru düzgün bir hani luchador güreşçi izliyoruz biz o şeyde maskenin altında. Yok geçen hafta da bir şey yapmıştı yine. Geçen hafta demişim, geçen hafta yoktu. 2 hafta önce. Yine saçma bir hareket yapmıştı. Neyse. Burak Gür. Sorularıma senden bir cevap alayım. Ben de açıkçası ilk olarak kimi üstün görüyorsun sorusuna The Miz olarak cevap vermeliyim. The Miz'i üstün görüyorum. Çünkü The Miz biliyorsunuz sürekli ben bu Intercontinental title'ın değerini yükselten adamım. Bu championship benim sayemde kıymet buldu. Şöyle de iyiyim, böyle de ispatladım kendim, böyle kanıtladım falan filan diyen bir adamdı. Görelim artık adamlarla çocukların ayrıldığı yer Survivor serisinde. Hayatta kalma mücadelesinde. Intercontinental kıtalar arası kemeri hayatta kalabilecek mi? Şahit olacağız. Ben The Miz bu kadar uzun süre bu kadar çok sükse yaptığına göre laflarının arkasının bu kadar boş olmayacağını düşünüp The Miz'in önde olduğunu, yanılırsam da bu The Miz'in ne kadar bir boş bir güreşçi olduğunu gösterir. Bir şey soracağım ya, bu erkeklerle hani çocukların ayrıştığı yer şey hani bu adam Roman Reigns'e karşı o kemeri korudu. Matt Hardy'ye karşı o kemeri korudu. Jason Jordan'a karşı o kemeri korudu. Yani Baron Corbin hangisinden daha üstün bir güreşçi bu işin, acaba? Bu işin açıkçası Survivor olma yanına bakalım. Ünvan yanına değil de gerçekten ne kendini oldu? İspat... Efendim? Miz kendini niye ispatlasın ki abi? Herif Roman Reigns'e karşı ispat... o kemeri korudu mu? Korudu. Nokta bitti. İspat... Geçeceksin. İspatlaması geçeceksin. Değil zaten. Meselesi ispatlaması değil zaten. The Miz eğer kendini bahsettiği argümanlarda haklı görüyorsa bu maçı kazanacaktır. Ben de kazanacağını düşünüyorum. Ama The Miz eğer bu sözlerinin arkasında ezilecekse şayet zannetmiyorum. Ezilirse de onun nasıl bir güreşçi olduğunu gösterir. İsterse tost olsun kardeşim. Tarihin en iyi Intercontinental şampiyonu. Tamam mı bu adam? Geçeceğim. Tamam, hadi geçelim tamam bunu abi, ya. Hadi bak. Mısır bitti görelim, mi? Fatih Mısır bittiyse geçelim. Görelim yani. Ben Survivor serisinin sonunda seninle bu konuyu tekrar iştirak edeceğimize eminim Mehmet Dinler. Siz yeter ki koşalım, koşun. Ben giderim bir tane daha alırım. Bitti mi? Bitti. Hadi. Bunlara da evet. Eğlence olsun ha. Ya ne ya, çok eğleniyorum ben. Allah Allah. Evet. Segmenti geçiyoruz. Bu hafta SmackDown'da NBA'den konuklarımız varmış. Onlar gözükmüş. Kuşatmadan bu yana olan Raw vs. SmackDown olaylarını ilgilendiren şeyleri görüyoruz. Bu konu hakkında bir yorumunuzu isteyeceğim. Daniel Bryan arkada ve yanında Shane geliyor. Hoş geldin diyor. İşte şey yapacaksın. Bizi memnun ettin yayınlarımıza kadara falan diyor. Daniel Bryan da diyor ki indir o elini. Sen bana sormadan şey gittin adamları bastın. Ben de düzelteceğim diye çok sinirlendik. Survivor serisinden sonra şovun yapıldığı yerin arkasına gel. Fiyakanı çekeceğim diyor. Gidiyor. Pazar günü seninle görüşeceğiz diyor. Evet, burayla ilgili Daniel Bryan'ın bu keskin tavırları hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Sizce bir şeylere gebe olabilir mi bu? Yani Survivor serisindeki herhangi bir yani kayıptan sonra artık hani kayıp nasıl kayıp sayılır? Muhtemelen erkekler takımı kaybederse diyeyim hani yani Bryan
Ardından bir isyan bayrağı açılacaktır. Yani zaten hani yakın zamanda bırakacağı sözleşmesinin bittiğiyle konuşuluyordu. Yani oraya kadar bağlanabilecek bir senaryo ortaya çıkarılabilir. Ya açıkçası ben Shane'le Brian'ın arası da artık şu şeyden bir kurtulsun istiyorum. Yani tek düzelikten kurtulsun istiyorum. Yani ikisi de lanet face karakterler. İkisi de hani yıllara... Heel olmaz bu vakitten sonra. Heel olmasına gerek yok. Yani birbirlerinden biraz uzaklaşsınlar karakter olarak yeterli. Birbirlerinin kopyası gibiler ve biri olmadığında diğeri oluyor. Her türlü siniri bozmaya devam ediyorlar. Ortada bir çatışma yok hani. Yani o yüzden hani aralarında bir çatışma gerçekleşmesini ben çok isterim. İlla birinin heel olmasına gerek yok. Zaten ikisi de otorite figürü yani. Evet. Devam ediyorum. Sıradaki maçımız Charlotte'la Natalya. Maç genel olarak normal bir kadınlar maçı. Charlotte Flair kazanıyor ve Alexa Bliss'in karşısında maça çıkma hakkını kazanıyor. Böylece kadınlar 5 ve 5'indeki bir kişilik yerde boşalıyor ki oraya bir return olmayacaksa, return'dan kastımın kim olduğunu bence tahmin edebiliyorsunuz. Oraya bir return olmazsa yüksek ihtimalle Natalya gelecek. Sonra Charlotte maçtan sonra konuşuyor, işte ben diyor çok gururluyum diyor. Draft edildiğimden beri bunun için uğraştım falan diyor. Seyirciler de hak ettiğin çenti falan atıyor. Sonra Charlotte arkalarına giderken Ric Flair geliyor bir anda. Ortalık Clown Fest oldu zaten bu show. Geliyor işte, sarılıyorlar babasıyla. Duygusal anları izliyoruz. Sonra da segment bitiyor. Bu arada şöyle de bir durum var. Kimi babalar oğullarını takımlardan kovuyor. Kimi babalar kemer kazandı diye şovlara geliyor. Hadi eyvallah. Yorumlarınızı alalım. Burak'a gir, buyur. Yani açıkçası ben WrestleMania'ları çok severim. Neden severim? Duygusal anları çok fazla olduğu için. Eskiyi çok fazla andığımız için. Birçok kez farklı segmentlerde farklı şekilde old school anışları yaptığımız için. Ve bundan öte ciddi manada göz dolduran, göz doldurmasa bile gururla seyredebildiğimiz, mesela Stone Cold'un defalarca, yüzlerce kez izlemişizdir ringin köşesine çıkıp bira devirmesini. Fakat tekrar olsun isteriz bu. Tekrar Stone Cold gelsin, o ringin köşesinde bira devirsin, ardından Stunner çeksin isteriz. Bu biraz böyle arkadaşlar. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Tamamen SmackDown'daki segment WrestleMania'nın bir parçası gibiydi. Ben izlerken büyük keyif aldım. Aynı zamanda AJ Styles feud'unun da Brock Lesnar feud'unun da güçlendiren bir segment oldu bu. Her ne kadar alakasız gözükse de sebebini en başında açıklamıştım. Böyle. Benim yorumlarım bu kadar yani. Evet, dinler. Yani ben açıkçası burada niye duygusal bir an yaşandı onu hani sorguluyorum. Yahu bu kadın çaylak değil. Bu kadın tarihin en büyük kadın karakter yılını geçirdi muhtemelen. Yani hani tüm WWE süperstarları içinde en iyi 5-6 kişiden biri olduğu bir yıl geçirdi. Bunun içinde divalar kemeri, ya çaylak olarak çıkıp divalar kemerini ilk defa kazandı. Ya NXT'de çaylakken NXT kadınlar kemerini kazandı. Atıyorum şeyi şeyde hani ilk defa kadınlar kemerini kazandı şeyde WrestleMania 32'de. Abi hepsine tamam, hepsinde şey yap, duygulan tamam da ya kadının kaçıncı senesi artık? Hani iki tane WrestleMania geçirmiş bu kadın. Sen şey yani bir tane kemer zaferini hala böyle hani gelip böyle duygusal anlar yaşatıyorsun. Ya Charlotte'ın ben babasının kızı imajından kurtulmasına çok sevinmiştim ki bu o tarihin en iyi karakterlerinden birinin oluşmasında çok büyük payı vardı o imajdan kurtulmasına. Şimdi gene geri dönüyor oraya. Şey adının yanına gene Flair eklendi anonslarda. Şey babası her fırsatta gene dibinde. Ya abi sen niye babanın kızını oynuyorsun ki? Sen zaten müthiş bir karaktersin, müthiş yeteneklisin. Ne gerek var babanın kızını oynamaya? Ben bunu anlamıyorum yani. Hakikaten ben çok rahatsız oldum bugünkü maçtan segment. Yani
şey yani böyle yaptığı sürece hani abi torpille bir yere geldiğini düşünecek insanlar seneler sonra yani. Her fırsatta babasıyla poz vermesi gerekmiyor ki. Niye yani? Niye bu baban hastalıktan kalkmış? Ya baban 90 küsur yaşında muhtemelen yani. Bir kısmını saklıyorlardır kesin o yaşın. Yani baban 90 küsur yaşında hastalanması, yatağa düşmesi, ameliyat olması, ya ölüm riskine girmesi çok normal. Ne 90 küsur kardeşim? Ric Flair yanılmıyorsam 49-50 jenerasyonundan yani i̇şte, 67-68 yaşında. Eder sana 120 yani. Şey, arkadaş Ric Flair 68 ya 68 ya 67. Ya 67 tamam, ya 68. Abi 67-90 fark eder mi abi, yaşlı sonuçta yani hani tamam. Elbette hani başına bir şey gelmesini istiyorum da tamam. Bu adamın hastalanmasından ne olabilir? Çok ayıp gerçekten sana ya. Yani Charlotte'ın kemeri kazanmasından çok memnunum. Natalya korkunç bir şampiyondu. Yani şey diyorlar, sıradan bir Reign'i niye bu kadar abarttınız diyeceklerdir gene. Abi çok sıradan olduğu için yani hiç reaksiyon alamadığı 2,5 ay geçirdi bu kadın. Hani facia yani. Hani Naomi'den kurtardığı için eyvallah, ama ondan kurtulmak da çok zevkli oldu. Valla bunu da inkar edecek değilim. Yani ama şey, Bliss'le güzel bir maç çıkaracaklardır diye umut ediyorum. Çünkü yani Goddess vs. Queen. Ben sevdim bunu. Okey. Devam edebiliriz bence. Tek yumruklu ölmemesi dileğiyle diyoruz. Bu arada yönetmenimizden bir uyarı var. Sevgili Numan İnci. Ric Flair'ın şu sıralar duyurulan ve çıkacak olan bir kitabı var. Onunla ilgili poz vermek için bu segmentin olduğu söyleniyormuş. Haberler o yöndeymiş. Teşekkür ediyoruz bilgilendirme için. Arka alanda ver pozunu yani. Ne gerek var? Abi şey yani Flair'ın ben bunu bu kadar salladığına inanmıyorum yani poz verme işini yani. Evet. Sıradaki segment Usolar ve ya Usolar hapishanesi diyelim. Öncelikle bundan önce tabii Bludgeon Brothers ekranlarda, haftaya burada olacaklar. Bu takımdan bir beklentiniz var mı? Bu takımdan bir beklentiniz var mıdır? Yoksa Wild Family gibi çökecek midir bu da? Yok. Birkaç ay içinde Bray Wyatt'la birleşecektir. Bludgeon Brothers olarak mı? Yok. Wild Family olarak. Ben sanmıyorum nedense. Ben de yani ve ben güzel bir tek team izleyeceğimize inanıyorum ya. Hani Bludgeon Brothers'la. Yani tek team yani, uyumları çok iyi çünkü yani. Tabii. O diğer Illuminati takımı gibi olursa üzücü olur tabii. Ascension gibi mi? Ha, Ascension gibi olursa kötü olur tabii. NXT'de neler yarattı adamlar. Ana kadroya geldi. %0.1'ini sunamadı. Yani tabii gerçekten. Bir şey yaratmalarının sebebi şeydi. NXT'de başka takım olmamasıydı. Yani NXT'de bir şey yaratmalarının sebebi potansiyellerini göstermeleriydi zaten. Allah aşkına şey olmazması değildi sevgili Mehmet Dinler. Yani potansiyellerini bir ana kadro yani karşılığı yoktu ki hiçbir zaman yani. Abi seni böyle düşündüren WWE işte, sıkıntı orada. Tamam abi, WWE içinde bir gelecekleri dolmuydu. Çok belliydi yani hani. Niye bu kadar takıldınız ben anlamıyorum ulan. Evet. Maça geçiyoruz. Usolar geliyorlar. Şey yapıyorlar. Promo kesiyorlar. İşte geçmişteki herkesi hapsettik. Pazar günü bunlara The Bar'ı da ekleyeceğiz. The Bar'ı da hapsedeceğiz tarzı bir geyik yapıyorlar. Maç bu arada Jey Uso'yla Chad Gable arasında geçiyor. Ve Chad Gable süper kickle maçı kazanıyor. Bu kadar, sonunda başka hiçbir şey olmuyor. Jey Uso demedim mi ben? Chad Gable dedim. Jey Uso kazanıyor. Özür diliyorum. Jey Uso maçı kazanıyor. Var mıdır bu segmentle ilgili bir görüş? Yok. Yani ne? Ben şeydeyim. Bu ilk Raw baskınında, o herkesin çok beğendiği Raw baskınında acımasızca böyle SmackDown ön saflarında savaşan eski kardeş Jason Jordan'ı pataklayan Chad Gable, yani şeye, Survivor Series'e 5 gün kala nasıl oluyor da senin brandini temsil edecek adamı sakatlamaya çalışıyor. Bütün maç sakatlamaya çalıştı çünkü. Yani abi çok mantıklı gerçekten. Yani şu brand savaşı, evet, Survivor Series'i inanılmaz mantıklı yapmış. Böyle düşünen
herkesin aklını seviyorum yani. Bu maçı da o segmenti de açın birer defa daha izleyin o zaman yani. Yani. Şöyle bir destek vereyim Mehmet Dinler'e. Zaten Chad Gable'ın tweet'i var yani. Chad Gable sakatlanmıştı Jey Uso tarafından. Kendisi de geçen hafta Jey Uso'ya sakatlamaya yönelik bir hamle yaptı ve Jey Uso dizini tuttuğu için ringe giremedi bir daha. Böyle bir tweet'i var. Geçmiş unutulmaz, gelecekte bana yaşadıklarının aynısını yaşayacaksın tarzında bir tweet'i var. Hani brandinin en ön safında koşup SmackDown diye gidip SmackDown Tag Team şampiyonuna neden böyle bir şey yapar anlamak güç. Evet. Main event'e geçiyoruz. Main event'te Owens ve Zayn ile New Day'in karşılaşması olacak. New Day öncelikle Shield'la olan münakaşalarından bahsediyor. Onlar diyor The Big Dogs diyor. Biz de diyor WWE'nin Unicorn'larıyız diyor. Raw'a gömüyorlar sert sert. Ondan sonra işte maça geçiyoruz. New Day bayağı hani üstün maçta. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra döndüğümüzde Owens ve Zayn'in maçı ele geçirdiğini görüyoruz. Maçta üstün olduğunu görüyoruz ve bu sırada Shield'ın müziği duyuluyor. Seyircilerin arasından geliyorlar. Tabii seyirciler kopuyor. Shield ringi sarıyor ve bu sırada 4-5 isim de yan yana duruyor. Kevin Owens, Sami Zayn ve New Day. Ondan sonra Kevin Owens'la Sami Zayn birbirine bakıyorlar ve ringde dinliyorlar. Hani bize dokunmayın, biz bir şey yapmayacağız deyip gidiyorlar arkaya doğru. Bu da güzel bir hikaye şey olmuş bu arada. Shield ringe giriyor ve öldüresiye bir kapışma başlıyor aralarında. Bundan sonra Usolar geliyor. Ben sırayla böyle sayayım. Usolar geliyor. Usolar da Shield'a dalmaya başlıyor. Sonra orada The Bar çıkıp geliyor. Bak mesela bir hikaye boçu da burada var. Bu The Bar da dün dayak yedi Shield'dan, Shield'ı kurtarmaya geliyor. Yani hoş değil abi. Hoş değil. Kusura bakmasın kimse. Devam ediyorum. Düşmanları Shield'a yardım ediyorlar demişler. Bakın tartışma konusunda da denmiş bu. Devamında işte herkes geliyor. Bir yandan Raw kadınları geliyor. SmackDown kadınların odasını basıyorlar. Alexa Bliss Charlotte'a bir tane yumruk atıyor. Charlotte şey oluyor böyle. 7-24 yere seriliyor falan. Garip garip şeyler oluyor. En sonunda Angle girişte gözüküyor. Maç kapışma eşit devam ederken ve elini Titantron'a doğru çeviriyor ve Titantron'dan gelen isim Braun Strowman. Braun Strowman geliyor ve ringi temizliyor. Herkesi atıyor ringden dışarı. En son Shane McMahon kalıyor içeride. Shane McMahon önce triple power bump yapıyor. Yiyor daha doğrusu Shield'dan. Ardından Kurt Angle onu ayağa kaldırıyor. Angle slam vuruyor. Ardından bir tane daha triple power bump yapıyor. Sonra Raw kadrosu SmackDown Titantron'un önünde poz verirken şovumuzu sonlandırıyoruz. Evet, genel olarak bir yorum istiyorum. Teker teker soru yöneltmeyeceğim burada. Buğra Gür buyur lütfen. Yani uzun süredir beklediğimiz aksiyonu en son haftaya koymuşlar. Bu iyi miydi? Bilmiyorum. Kötü müydü? Onu da bilmiyorum. Ama en sonunda izlemiş olmamız kesinlikle hayati suni teneffüsü, hayat öpücüğünü kondurdu. En sonunda izledik tabii. Öte yandan Braun Strowman'ın bir deha gibi ringe gelip bir kurtarıcı edasında bize sunulması epey etkileyiciydi. Çünkü bir önceki gün Kane ile olan maçında bu özelliği yansıtamayacak gibi duruyordu Strowman. Onun dışında yani Shane McMahon'ın bu kadar ezilmesi kesinlikle dünkü kreatif kontrol yorumumu açıkçası bir boşa çıkarttı. Uzun süre bir daha kreatif kontrol diyebileceğimi zannetmiyorum. Nihayetinde özet olarak baktığımız zaman Triple H'in girişi Raw takımına farklı bir şey oynattı görüyoruz. John Cena'nın olmayışı da işi dengede tuttu. Ne Raw öne geçti ne de haftalardır SmackDown'ın terör estirmesi önde kaldı, ileride kaldı. %50'ye %50 Survivor serisine giriş yaptık.
Ve dünkü sorun da yanıtlayayım. Survivor Series, Road'da Survivor Series'i nasıl buldunuz demiştim. Survivor Series haftalarındaki şovları. İlk haftadan son haftaya her hafta aksiyon doluydu. 5 üzerinden yorumlamak gerekirse de ben 4 veririm. Evet. Mehmet'in de. Yani şimdi güzel bir baskındı. Şeye göre çok daha hani ilk Raw'un yaptığı, SmackDown'ın yaptığı baskına göre çok daha az vahşiydi. Çok daha bekleniyordu zaten. Sürpriz değildi falan. Ama senaryo açısından çok daha temelliydi en azından. Yani hani işte maçlar belli olmuş, her şey belli olmuş ve intikam için saldırdılar. Yani hani ortada zaten bir saldırı vardı ve onun intikamını aldılar. Hem New Day hem şey. Ya düşmanların birlikte çalışması bu arada kimlerle? The Bar'ın hani şey Cesaro Sheamus'la yan yana, The Bar'ın Shield'la yan yana durması, yani şey yani ben sadece düşmanlar olarak bakmıyorum, bir de yani abi kemeri New Day sayesinde kazandınız geçen gün, yani hani neyin peşindesiniz hala diyorum ben. Yani ben o mantıksızlıklara karşıydım, hala karşıyım. Ben burada Triple H'in Randy Orton'un hiç bilmiyorum niye olmadığını da Triple H'in ve John Cena'nın olmamasının karşısındayım ben. Yani niye bu insanlar hani şey Raw'la birlikte SmackDown'la birlikte böyle kapışmayacaklarsa yani takımda olmaları neye yarıyor bu kadar? Ya hangi aidiyetle, hangi amaç uğruna mücadele edecekler? Basit bir galibiyet için mi? Yani niye? Ben bunu anlamıyorum. Ha diğer taraf baskın gerçekten çok kaliteliydi. Ona hiçbir şey, hiçbir sözüm yok yani şey. Özellikle kadınların yaptığı baskın, hani Charlotte'ı böyle araya almaları, Alexa'nın son anda gelip o tek punch'la kazandığı maça da bir nazire yapması oldukça iyiydi. Şey görüntüsü çok iyiydi. Usolarla New Day'in yan yana durduğu görüntü çok iyiydi. Çünkü onlar hani ne kadar birbirlerinin hani çok büyük rakiptiler. Ama şey birbirlerine saygı duyan rakipler. Bu arada parantez açalım. Kadınlara eskiden olsa kadınlar locker room'u basıldığı zaman çıplak divalar görürdük. Fakat şimdi bu böyle bir şeye tanık olmamamız beni açıkçası derinden üzdü. Yani ilginç bir git porno film izle. Ben daha bir şey diyemiyorum. Neyse. Kardeşim Carmella'yı Divana'yı bari görseydik yani. Çok mu şey istedim yani. Yani devam ediyorum. Yani şeyi nasıl buldun? Ben de o soruyu cevaplayayım. Hani Survivor Series aksiyon olarak çok iyiydi. Gelecek yıllara böyle dönüp bakıldığında hani çok şeyler kaldı. Hani segmentler kaldı. Çok aksiyonlu şovlar kaldı. Ama hiçbirinin bir senaryo şeyi yok. Ya benim gözüm temeli yok. Yani ben anlamıyorum. Hani yok yani bu. Neyse. Ya ben o yüzden hani 3 verebiliyorum ancak. Çok hareketli. Her şey çok hareketli ama senaryo bağlamında hiçbirinin bir değeri yok benim gözümde. Yani Survivor Series harika bir şov olarak geçebilir. Ama Survivor Series'in de benim için böyle öyle bir değeri olmayacak. Geçen seneki kadar bir değeri olmayacak yani. Şey Burak'ı bölmeden önceki lafımı tekrar edeyim bu arada. New Day ve Uso'nun bir yan yana mücadele etmesi çok keyifli bir şeydi bu arada. Yani hani 10 saniye falan sürdü ama yani çok güzel bir görüntüydü. Onlar düşman değildi çünkü birbirlerine rakiptiler. Bir de ben sonda şeyine son vuruşu en azından Braun Strowman'ın yapmasını bekledim. Hani abi, Shield'ı gaza getirdi. Çok tuhaf ya. Ne yani daha bir şey söyleyemeyeceğim herhalde. Yani bu herhalde yani. Şey bu arada şeyinin başına gelenlerden dolayı çok mutluyum. Bu yüzden de Kevin Owens ve Sami Zayn'e de bir teşekkürü buradan borç biliyorum. Canımsınız. Evet. Teşekkür ediyoruz bu yorumlarda. Türlü şova genel olarak puanlarınıza geçelim. 5 üzerinden 4. 5 üzerinden 4. Yani ben de 5 üzerinden 4 vermiyorum aslında. 3 veriyorum. Neden 3 veriyorum? Çünkü baskın hani bas bağırdılar zaten baskın yapacağız diye.
En büyük olay bu gibi gözükse de zaten her şeye hazırlıydık. Sıradan bir SmackDown şovuydu. Valla ben değildim. Sen bir spoiler okumuşsun galiba. Ya çok bariz belliydi ya. Yani o ilk sahneden sonra ben kesin dedim zaten şey diye. Spoiler okumadım da. Kesin belliydi yani. O ilk sahneyi gördükten sonra senin gibi. Dedim bu şovun sonunda tam basıyorlar dedim. Yani onun benim görmeme gerekip son şov basmaları gerekiyordu zaten. Yani hani o mecbur, el mahkum. Yani. Evet, var mıdır son bir yorum? Survivor Series ile ilgili bir yorum yapmayacağız. Zaten o şeyde olacak. Ne derler onu? Yayınımızda olacak. Yorum yoksa o zaman yayını kapatıyorum. Tamamdır o zaman. Sonra yayında ben görüşmek Fatih üzere. Evet. Ben Fatih Kritorax Yılmaz. Yanımda Mehmet Dwight Bennett Dinler. Buğra adı Pips Gür. Yönetmen koltuğunda Numan Caldwin Hall of İnci. Fame İnci. Hall of Fame İnci. Al işte. Seyirci olarak da Ege Shield 31 yürüten var. Skype'de şu an kendisi konuşmasa da. Ben Güreş Türkiye adına gerçekleştirdiğimiz bu yayında hepinize iyi günler diliyorum.